Kıymetli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Ramazan Ayvalı hocamızın YouTube kanalında yine sizlerle beraberiz. Ben Deniz İbrahim Cebeci. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in Hak Allah Kelamı oluşu sohbet dizimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yine size birkaç sualimiz olacak bu programda. Efendim, alimler Kur'an-ı Kerim'de bazı ilimlerin mevcudiyetinden bahsetmektedirler. Bu konuda neler söylemek istersiniz? İbrahim Bey, günümüzde maalesef bazı insanların ilimleri olmadığı gibi irfanları, edepleri, insafları da kalmamış. Maalesef. Kur'an-ı Kerim belki yüzünden okumaktan bile aciz olan bazı kimseler çıkıp o yüce kitap hakkında ileri geri konuşabilmektedirler. Büyük tabii cehalet. Cehaletlerini ortaya koyuyorlar aslında. Kesinlikle. Tabii ki konuşmalarımızda şahsiyat yapmak bizim prensibimiz olmadığından yine herhangi bir isim vermeyeceğiz. Evet. Ama burada bozuk fikirlere ilmi delillerle cevaplar vermeye çalışacağız. Şu kadarını belirtelim ki bir zamanlar bir kişinin 1400 yıl öncesinin köhnemiş fikirleri diyerek İslam dinine, Kur'an-ı Kerim'e hakarette bulunduğu ve Müslüman halkı rencide ederek infiale sebep olduğu bilinmektedir. Hatta bu sözlerin sahibi hakkında soruşturma başlatılması ve dava açılması istenmişti. Ama biz meselenin hukuki yönü üzerinde değil, ilmi yönü, dini yönü üzerinde durmak istiyoruz efendim inşallah. İnşallah. Bugünkü bu konuşmamızda. Evet efendim. Efendim peki Kur'an-ı Kerim'deki fen ilimlerine dair bazı misaller verebilir misiniz? Hemen belirtelim ki asırlar geçtikçe Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği esasların modern ilimler tarafından tasdik edilmesi onun icazının bir yönüdür, eşsizliğinin bir yönüdür. Kur'an-ı Kerim'in icazından yani insanları aciz bıraktığı hususlardan biri de kevni icazı yani nüzulü sırasındaki insanlar için meçhul olan fakat sonraki çağlardaki insanlar için meçhul olmayan birçok ilmi hakikatleri ihtiva etmesidir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen ve bugünkü ilim adamları tarafından tasdik edilen bazı meselelerden bahsedelim. Bugün iki tane örnek vermek istiyorum bilhassa bu konuda. Çok memnun olurum. Önce dünyamızın nasıl meydana geldiği hakkında ansiklopedilere bir bakalım. Bu konuda fen adamları diyorlar ki bu ilim adamlarının görüşü. Evet efendim. Milyarlarca sene evvel bütün kainat, evren bir tek parçadan ibaretti. Bu tek parçanın ortasında birdenbire büyük bir infilak oldu ve bu tek parça birçok parçalara ayrıldı. Parçaların her biri başka bir cihete doğru gidiyordu. Nihayet bu parçaların bazıları birbirleriyle birleşerek muhtelif gezegenler ve ayrı ayrı galaksiler, samanyolları, güneşler ve pekler, aylar meydana getirdiler. Artık fezada, uzayda bu ilk patlamaya karşı mukavemet kalmadığı için bu gezegenler, uydular ve bunların içinde bulundukları galaksiler fezada kendi yörüngelerinde dönmeye ve yüzmeye devam ettiler. Bu ilim adamlarının açıklamasını ortaya koyuyorum efendim. Evet. Dünya içinde güneşin de bulunduğu bir galaksidir. Kainatta sayılamayacak kadar çok galaksi vardır. Kainat gittikçe genişleyen bir sistemdir. Galaksiler yavaş yavaş dünyadan uzaklaşıyor. Çünkü kainat genişliyor. Eğer süratler ışık hızına varırsa artık öteki galaksileri görmemize imkan kalmayacaktır. Şimdiden daha kuvvetli teleskoplar yapmaya mecburuz. Çünkü bir müddet sonra onları göremeyeceğimizden korkuyoruz. Fen adamlarına bu neticeye ne vakit ulaştınız denildiği zaman şöyle böyle 50-60 seneden beri bütün dünya fen adamları bu kanaatlerde birleşmiştir diyorlar. Tabii 50-60 sene dünya hayatında çok kısa bir zaman dilimidir. Bundan 14-15 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de açıklanan hakikatlere
bugünün ilim adamları ancak bundan 50-60 sene evvel ulaşabilmişlerdir. Şimdi ilim adamlarının bu açıklamalarını yaptıktan sonra mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e kulak verelim. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mealen buyuruyor ki, inkar edenler gökler ve arz küresi birbirine yapışık iken onları ayırdığımızı bilmezler mi? Ayet-i kerimede işte kâneta ratkan ratkan fefetaknâhume, onlar ikisi birlikteydi, biz onları ayırdık buyuruyor. Enbiya 30'da. Yasin Sûre-i Cellesi'nin 37 ila 38. ayet-i kerimelerinde de inkar edenlere bir delil de gecedir. Biz ondan gündüzü ayırıyoruz, ayırırız, sıyırırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş de kendi mahrekinde, yörüngesinde yürür. Güneş de esenâ ve şemsü tecrî diye ayet-i kerimede geçiyor efendim. Güneş cereyan ediyor, yürüyor. Bakın, bunlar o günün insanları tarafından bilinmeyen hususlardı. Ve yeni yeni bunlar anlaşıldı, keşfedildi, bulundu. Ama Kur'an-ı Kerim bunu 14-15 asır evvel bütün insanlığa bildirmişti. Tabii Kur'an-ı Kerim çağlar üstü bir kitap olduğu için kıyamete kadar geçerli bir kitap. Amin. Ve kıyamete kadar gelecek olan, bulunacak olan ilmi hususlarda yine onun içerisinde mevcut. Evet. Demek ki Allah-u Teala fen adamlarının ancak 50-60 sene önce meydana çıkarabildikleri dünyanın yaratılışını bundan 1400 sene evvel insanlara bildirmiştir. Eğer bir insanda insaf varsa, biraz ilim, edep varsa bunu kabul eder efendim. Ama el insanu aduun lima cehle diye de bir söz var. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Maalesef Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'e internette, YouTube'da maalesef böyle düşmanlık yapıyorlar efendim. Dil uzatıyorlar efendim. Maalesef. Allah Teala onlara da akıl, fikir, izan versin efendim. Amin efendim. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili seyirciler, inşallah bu program dizimiz yine devam edecek hocamızla. Şimdi burada ben bir de buyurun hocam. Böyle biyologların hayatın başlangıcıyla ilgili sözlerinden ve bu konudaki Kur'an-ı Kerim'de buyurulanlardan da bahsetmek isterim. Peki efendim. İsterseniz hayır, tabii ki. Diğer konuya geçmeden evvel müsaade ederseniz bunu da ele alalım. Şimdi efendim, biyologlar hayatın başlangıcını şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki, dünyanın ilk havasında amonyak, oksijen ve karbonik asit vardı. Yıldırımların etkileriyle bunlardan amino asitler meydana geldi. Milyarlarca sene önce ilk defa su içinde protoplazma husule geldi. Bunlardan ilk amipler meydana çıktı. Hayat suda başladı. Sudan karaya çıkan canlılar havadan amino asitleri alarak proteinli bünyeler meydana getirdiler. Görüldüğü gibi bütün canlılar sudan gelmektedir ve ilk canlılar suda teşekkür etmiştir. Hemen bu biyologların hayatın başlangıcı hakkındaki açıklamaları. Peki bu hususta mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Evet. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, inkar edenler bütün canlıları sudan yarattığımızı bilmezler mi? وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ nasıldı? وَجَعَلْنَا كُلَّ حَيٍّ مِنَ الْمَا. Şimdi ayet-i kerimeyi tam hatırlayamadım ama Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesi, inkar edenler bütün insanları sudan yarattığımızı bilmezler mi? Furkan 54'te de insanı sudan yaratarak erkek ve kadın akrabaları yapan Allah'tır buyurulmuştur. Yine Yasin 36'da yerin yetiştirdiklerinden, kendilerinden ve bilmedikleri birçok şeyden çift çift yaratan Allah-u Teala her türlü ayıp ve noksandan
münezzehtir. Bakın efendim, o gün insanların bilmediği birçok şey bugün ortaya çıkıyor. Evet. Ama Allah-u Teala Hazretleri daha o gün insanların bilmediklerinden o gün bahsediyor. Burada bitkileri ve hayvanları inceleyenlere ve bunların yanında bilmedikleri şeyler buyurarak insanlar ancak zamanla ve yavaş yavaş bulabildikleri atom enerjisi gibi yeni kaynakları inceleyen ilim adamlarına imalar vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki Rum Suresi Cellesi'nin 22. ayet-i kerimesinde gökleri ve yeri yaratması, renklerinizin ve lisanlarınızın ayrı olması, onun varlığının ayetlerinden, işaretlerindendir. Doğrusu burada alemler, insanlar, melekler ve cinler için ibret vardır. Demek ki lisanların ve renklerin farklı olmasında henüz bizim bugün daha bilemediğimiz bazı incelikler vardır. Bunlar zamanla meydana çıkacaktır. İbrahim Bey, bir şey benim çok dikkatimi çekiyor. Şimdi efendim, pasaport için emniyete gidiyoruz, parmak izi veriyoruz değil mi? Evet efendim. Amerika'da kriminoloji kurslarında bulunmuş emekli bir jandarma subayı bana söylemişti. Oradaki profesörler, ilim adamları dediler ki kainat yaratıldığından bu yana gelmiş geçmiş insanlardan hiçbirinin parmak izi diğerine benzememiştir. Kıyamete kadar da benzemeyecek. İnanılmaz bir hadise. Diğer bir husus, bakın yüzlerimiz bir karış kare değil mi efendim? Evet. Sizin yüzünüz farklı, benimki farklı. Hatta tek yumurta ikizlerinin bile bazı püf noktaları vardır. Üçüncüsü, ses. Aynı tellerden çıkıyor. Çocuğun sesi farklı, gencinki farklı, ihtiyarınki farklı, kadınınki farklı, erkeğinki farklı, kuşlarınki farklı, diğer hayvanlarınki farklı. Efendim, daha enteresanı var. Adamın saçından bir tel alıyorsunuz, tırnağından bir parça alıyorsunuz, DNA testi yapıyorsunuz, adamın bütün kimliği ortaya çıkıyor. Evet. Geçen hanımla konuşuyorduk. Ya hanım dedim, Allah-u Teala'nın kudretinin büyüklüğüne bak ki dedim. Yani gözdeki yaş biraz tuzlu. Kulaktaki yağ acı. Efendim, tükrük tatlı. Affedersiniz, burundan akan şey ekşi. Ve her birinin farklı bir ayrı ayrı yoğunluğu var. Evet. Ayrı ayrı özelliği var. Gözümüzdeki o rutubet olmasa, ağzımızdaki o rutubet olmasa, burnumuzdaki o rutubet olmasa, kulağımızdaki o rutubet olmasa ne yapardık biz İbrahim Bey ya? Şimdi geldi bunda tesadüfte efendim. Hep... Sonra başka bir şey efendim. Bakın, saç kılının sertliği farklı. Kaşınki farklı. Kirpiğinki farklı. Bıyığınki farklı. Sakalınki farklı. Kolumuzdakilerinki farklı. Yani hani kitaplarda geçiyor ya, ateistler dünyanın en ahmak insanlarıdır diye. Hakikaten bu kadar, demin biraz kainattan bahsettik. Evet, bu kadar mükemmelliğe rağmen, insanoğlundaki bu kadar mükemmelliğe rağmen bunlar tesadüfe meydana gelmiştir diyorlarsa, bu adamlarda akıl olmadığına kesin kanaat getirmek lazım efendim. Yani bir ağacın tahtalara bölünmesi, onun sandal olması, denizde yüzmesi ne kadar mümkünse efendim. İmam-ı Azam Hazretleri'nin bir hikayesi var o konuda, malum menkıbesi. Evet. Bir ateist gelmiş Bağdat'a, herkesi susturuyor. Ancak demişler buna İmam-ı Azam Hazretleri cevap verebilir. Çağırmışlar, ya Hazreti İmam, böyle bir dehri bir dinsiz geldi. Kainat böyle gelmiş böyle gider diyor. Yaratıcı yoktur diyor. Yani buna bir cevap verseniz. Randevuleşmişler. Randevuya İmam-ı Azam Hazretleri kasten yarım saat geç gelmiş. Adam demiş ki, hey koca imam demiş, niye sözünde durmuyorsun, yarım saatte seni bekliyorum demiş. Ya sormayın demiş, benim evim Dicle Nehri'nin öte tarafında. Geldim baktım, köprü yıkılmış. Sandal da yok, kayık da yok. Nasıl geçeceğim? Böyle sağa sola bakınırken, çare ararken nehrin kenarındaki bir ağaç yıkıldı. Böyle tahta oldu. Ondan sonra yan yana geldiler.
köprü oldu. Ya tabii bu biraz zaman aldı. O köprü oluncaya kadar bekledim. Köprü olunca onun üzerine çıkıp işte bu tarafa geçtim, geldim deyince, ya şu imamın söylediği koca yalana bakın. Hiç ya böyle ağaç kendiliğinden köprü olur mu deyince, şimdi bu pas atılınca 90'dan gol çekilmez mi İbrahim Bey? Çekilir efendim. Demiş ki be hey koca kafir demiş. Sen bir ağacın kendi kendine köprü olduğunu aklına sığdıramıyorsun da şu koca kainatın nasıl kendi kendine meydana geldiğini iddia edersin deyince adam tuş olmuş, haptülisan olmuş, verecek cevap bulamamış efendim. Bu derece basit. Ona verecek en güzel cevap iman etmek efendim. Tabii ama o da nasip meselesi. Nasip, evet. Bakın bir Rus subay, bir yüzbaşı askerleri toplamış o komünizm zamanında. Elhamdülillah 90'lı yılların başında artık o komünizm sistemi de çöktü çok şükür. O bozuk fikirler de gitti. Hala bizde kelaynak kuşları gibi koruma altında olan böyle bir takım komünistler varsa da bütün dünyada bu sistem çöktü. İşte bir yüzbaşı askerleri toplamış kırda. Çocuklar demiş, şu dağları görüyor musunuz? Görüyoruz. Bulutları görüyoruz. Şu çayırları görüyoruz. Ağaçları görüyoruz. Allah'ı görüyor musunuz demiş. Hayır görmüyoruz demişler. Haşa. Yok ki neyi göreceksiniz demiş. Bu arada çok zeki, akıllı bir Türkmen çocuğu el kaldırmış. Komutanım demiş. Beni görüyor musunuz? Görüyorum. Arkadaşlarımı görüyorum. Efendim, şu ilerideki hayvanları görüyorum. Birkaç şey daha sormuş. Peki aklınızı görüyor musunuz demiş. Hayır görmüyorum. Yok ki neyi göreceksin demiş. Ama ertesi günden itibaren o çocuk ortalıklarda görülmemiş. Öldürtmüş. Yok etmiş. Evet. Yani hakikaten insaf sahibi olmak lazım. Kesinlikle. Akıl çok büyük bir nimet. Allahu Teala Hazretleri bu aklı biz insanlara lütfetmiştir. Eşrefi mahlukat olan bu aklı yerli yerinde kullanmalıyız efendim. Efendim bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Hak razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, inşallah Kur'an-ı Kerim'in Hak Allah Kelamı oluşu sohbet dizimiz ilerleyen bölümlerde devam edecek. Hayırlı günler efendim.